Cumhuriyet tarihinin rekor zamlarını yaptı AK Parti. Katar'a, İran'a mübarek Ramazan ayı öncesi canlı hayvan ihraç edip kendi ülkesinde ete %48 zam yapanlar tüketiciyi koruyamaz diyen CHP milletvekili avukat Burcu Köksal, şeker fabrikalarını satıp nişasta bazlı şeker, NBŞ lobilerini çiftçilerimizi ezdiren, pancar ekiminden soğutan, bu ülkeye şeker krizi yaşatanlar bir kere tüketiciyi koruyamazlar dedi. CHP milletvekili avukat Burcu Köksal, AK Parti demek bu ülkede zam demek, zulüm demek, benzin ve motorun fiyatlarına Cumhuriyet tarihinin rekor zamlarını yapmak demek. Bir yılda mazot ve benzine %327 zam yaparak rekorlar kitabına girmeye adaysınız. Tabii rekor zamlarınız burada kalmıyor. Mutfak tüpünde %120, elektriğe %127, %300, doğalgazda %110, gübrede %400, şekerde %200 ile yine rekorlara koşuyor dedi. CHP milletvekili avukat Burcu Köksal ayrıca şunları söyledi. Görüyoruz ki Katar'a, İran'a mübarek Ramazan ayı öncesi canlı hayvan ihraç edip kendi ülkesinde ete %48 zam yapanlar tüketiciyi koruyamaz. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü milleti kuyruklara muhtaç etmenin mahcubiyetini duyacağı yerde uzun kuyruklar oluştuğu için biz zam yaptık diyecek kadar ileri gidebiliyor. Bakın seçim bölgem Afyonkarahisar'da Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı yani sektör temsilcisi sizi uyarıyor. Müdahale etmezseniz, önlem almazsanız Ramazan ayında Afyon'da 105-110 liraya çıkabilir et fiyatları diyor. Ama kimin umrunda? Umrunuzda değil. Aslında birçok temel gıdada durum aynı. Şeker fabrikalarını satıp NBŞ lobilerine çiftçilerimizi ezdiren, pancar ekiminden soğutan, bu ülkeye şeker krizi yaşatanlar bir kere tüketiciyi koruyamazlar. Kur korumalı mevduat yüzünden işsiz gence, emekli amcaya, yaşlı nineye, pazar artıklarından meyve ve sebze toplamaya çalışan anneye, yeni doğan bebeğe, kısacası 84 milyona bir avuç zenginin kur korumalı mevduat hesabı faiz zararını ödetenler tüketiciyi koruyamazlar. Kuyumcunun altınım, elmasım, incim çok iyidir diye bağırdığını duydunuz mu? İşte ekonominin iyi olduğu ülkelerde de bakanlar ekonomi iyidir diye bağırmazlar. Yabancı yatırımcılara problem yaşarsanız bürokrasiyi al aşağı ederiz. Rahat olun, arkamızda Cumhurbaşkanı var, mevzuatı da değiştiririz diye açıkça hukuk kurallarını ihlal edeceklerini söylemezler. Ha bu arada ihlal edilen sadece hukuk değil bu ülkede. Bugüne kadar haklarını vermediğiniz, sorunlarına kulak tıkadığınız, görmezden geldiğiniz, mağduriyetlerini gidermediğiniz o kadar çok kesim var ki 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladık daha geçen hafta. Ama ne kutlama? Pandemide öve öve bitiremediğiniz, yere göğe sığdıramadığınız hekimleri kovarcasına, ülkeden giderlerse gitsinler diye kovarcasına yapılan bir kutlama. Yandaş gazetede anayasal haklarını kullanan hekimlere beyaz önlüklü zorbalar diyecek kadar nefret etme. Ne diyeyim size? Edeceğim en güzel beddua, o kovmaya kalktığınız, nefret ettiğiniz hekimlere muhtaç olmadan ölmeyin inşallah. Tabii AKP demek bu ülkede zam demek, zulüm demek. Benzin ve motorun fiyatlarına Cumhuriyet tarihinin rekor zamlarını yapmak demek. Bir yılda mazot ve benzine %327 zam yaparak rekorlar kitabına girmeye adaysınız. Tabii rekor zamlarınız burada kalmıyor. Mutfak tüpünde %120, elektrikte %127, unda %300, doğalgazda %110, gübrede %400, şekerde %200'la yine rekorlara koşuyorsunuz. Zaten bir dediğiniz bir dediğini de tutmuyor. Dün ekonominin kitabını yazdık diyordunuz. Bugün ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz diyorsunuz. 2002'de hedef Avrupa Birliği diyordunuz. Bugün milleti et, mazot ve akaryakıt kuyruklarına mahkum ettiniz. Dün asgari ücretin altında emekli maaşı yok diye övünüyordunuz. Bugün
bugün asgari ücretin yarısı kadar emekli maaşı veriyoruz diye müjde veriyorsunuz. Siz iktidara geldiğinizde, yani 2002'de en düşük emekli maaşı 216 liraydı, asgari ücrette 163 liraydı. Bugün en düşük emekli maaşı 2500 lira, asgari ücret 4253 lira. Sizin tabirinizle nereden nereye? Akaryakıt zamlarıyla servisçiler kontak kapattı, isyan ediyorlar. Nakliyeciler, kamyoncular, taksiciler hepsi zorda. Vatandaş bile artık arabasını çalıştıramaz hale geldi. Ama siz hala dünya bizi kıskanıyor masallarını okumaya devam edin. Seçim bölgem Afyon, Karahisar, İsçehisar'da buyurunuz efendim. Kontak kapatan bir servisçi zamlar yüzünden 2 aydır evladıma ayakkabı alamadım diyor. Acaba umrunuzda mı? Çiftçi zamlar yüzünden taban gübresini atamadı, verim düşecek. %400 zam gelen gübreyi nasıl atsın? Bir dekarda gübrenin maliyeti yaklaşık 500 milyon lira, 500 lirayı buluyor. Eğer siz %50 gübre desteği vermezseniz üretim yapamaz. Elektriği, mazotu, ilacı, tohumu, girdileri, tabii bunlar ayrı. Çiftçiyi perişan eden, görevden affedilen Bekir Pakdemirli çiftçiden aldığı 2,5 liraya aldığı buğdayı yabancı çiftçiden 6 liraya aldı. Şimdi Cumhurbaşkanı onu affedebilir ama Türk çiftçisi Bekir Pakdemirli'yi affetmeyecek. Hayvancılıkta da yem fiyatları aldı başını gidiyor. Onlar da perişan. Esnafa gitseniz siftahsız günler, yüksek gelen faturalar, ödeyemediği zamlı faturalar Bağkur primleriyle cebelleşiyor. Sattığı malın yerine yenisini alamıyor. Şimdi gördünüz ki Maliye Bakanı'nı değiştirince ekonomi, Adalet Bakanı'nı değiştirince adalet, Milli Eğitim Bakanı'nı değiştirince eğitim, Tarım Bakanı'nı değiştirince tarım, TÜİK Başkanı'nı değiştirince enflasyon düzelmiyor. Bir şeylerin düzelmesi için, bu ülkenin bu dar boğazdan çıkması için sizin gitmeniz gerekiyor. Onu da ilk sandıkta biz gerçekleştireceğiz inşallah.